Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yorumlarda çok 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 gördüm yine. Şöyle bir şey, sınavlarda başarılı olmak için malum sınav dönemindeyiz ve sizlerin de maşallah sürekli sınavlara giriyorsunuz. Gerçekten hepinize Rabbim kolaylık versin. Bana söylüyorsunuz sınavlarda başarılı olmak için hangi duayı okumalıyım diye. Şuradan bir kalem bulabilirsem arkadaşlar. Evet. Yardımcı olacağım. Şu kalem işimi görür diye düşünüyorum. Özellikle söylüyorum. Sınavlarda başarı için işte sınav stresim var, azaltmak istiyorum. İşte sınavlarla alakalı işte problemlerim var. Hani çalışıyorum, anlamıyorum, işte zihin açıklığı ve sınavdan gerçekten memnun bir şekilde ayrılmak. İşte ve aynı şekilde sonucun da hayırlı bir şekilde başarılı olması için sizlere şöyle bir, yani açıkçası Esma-ül Hüsna çalışmasıdır bu. Ve özellikle söyleyeyim. Sınavdan önce 19 kere okunması, yani direkt açıkçası söyleyeceğim arkadaşlar, uzatmak istemiyorum. Gerçekten sınavlara çok önem verdiğinizi biliyorum ve sınavlar için de çok çalıştığınızı, emek verdiğinizi biliyorum. Rabbim hayırlısıyla güzel sonuçlar çıkartsın karşınıza. Şöyle şuraya da hemen söyleyeyim, 19 kere diye. 19 kere diye. Ben ezbere biliyorum ama şöyle sizlere de yazayım ben. Sınava, yani sınavlarda başarılı olmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Esma-ül Hüsna çalışması yaparsanız niyetinize özel hangi sınav olduğu hiç de fark etmez. Ne zaman yapacağınız, sadece sınavdan önce yapmanızı tabii ki de tavsiye ediliyor. Kesinlikle sınavlarda başarı getirtecek bir çalışma. Hemen başlamak istiyorum. Ekran görüntüsü alabilirsiniz, işte o yüzden yazıyorum. Ferdün. Okuyabilirsiniz umarım. Ekran görüntüsü almanız için de zaman vereceğim, merak etmeyin. Evet, çok güzel bir çalışma, aynı zamanda söyleyeyim. Evet, şöyle devam edeceğim. Okuyacağım zaten, merak etmeyin. Sadece ekran görüntüsü alıp da sınavdan önce yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bütün sayfaya sığar zannettiğim için alta yazmıştım. Sınava girmeden önce 19 kere bu duayı tekrarlamanızı istiyorum. Okuyorum arkadaşlar. Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyâna abüdü ve iyyâke nestaîn. İnna fetahna leke fetham mübina. Sınavlarda başarılı olmak, heyecanını yenmek, stresten uzak durmak, doğruyla yanlış ayırt edebilmek, işte doğru sonuca çabuk bir şekilde varabilmek, işte sınavdaki kaygı bozukluklarını, sinir problemlerini azaltmak için verdiğimiz bir çalışma. Açıkçası çok da sormuştunuz. Hemen paylaşmak istedim. Çok da uzatmak istemiyorum açıkçası. Ama yani yapabilirseniz şu, yani kısa zaman kaldı diyorsunuz. Yani herkesin sınavı farklıdır birbirinden ama kısa zaman kaldı diyorsunuz. Umarım
zamanında paylaşabiliyorumdur sizlerle, bilmiyorum da. Yani umarım faydasını görürsünüz. Yani yapabileceğiniz bir zamanda paylaşıyorumdur. Ya bana çok geç ulaştınız, öyle söyleyeyim. Çünkü erkenden ulaşsaydınız ben bir şekilde sizlere bunu verirdim. Bunun başında arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diye çekmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Ve bu çalışmayı 19 kere sınava girmeden önce okumanızı istiyorum. Bu kadar açıkçası. Ekstra bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kanalımı takip edenler beni biliyor zaten. Aklınıza takılan bir şey olursa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak isterim, biliyorsunuz. Bundan ziyade arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve beğeni yapıp bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Gerçekten ciddi anlamda güzel mesajlar alıyorum ve gerçekten benden desteğini esirgemeyen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Güzel mesajlar alıyorum. Bazen pat diye telefonu açtığımda çok güzel arkadaşlarla karşılaşıyorum. Güzel insanları hayatıma çektiğime çok inanırım. Ve bu sosyal platformda dahi sizlerle konuştuğum ya da canlı yayınlarımıza denk geldiğimiz arkadaşlar, gerçekten yorumlarınız da muhteşem. Siz de muhteşemsiniz. Rabbim herkesin gerçekten gönlüne göre versin. O yüzden söylüyorum ya zaten. Benden bir çalışma istiyorsanız paylaşın benimle. Ben zaten sizin için şöyle hemen hazırlar paylaşırım arkadaşlar. Hiç sorun değil. Yeter ki bizzat bana ulaşın. Bizzat zaten iletişim bilgimi de paylaşıyorum genelde ama bizzat bana ulaşmanız da her zaman daha iyi olacak. Yorumlar kısmında yazın diyorum. Boşuna demiyorum. Yorumları tek tek bizzat ben cevaplandırıyorum arkadaşlar. Ve benden istediğiniz bir şey var mı diye bakıyorum. Videoyu çok uzatmak istemem ama bunu da söylemek istiyorum. Yani yorumları bizzat ben cevaplıyorum arkadaşlar. Nasıl video çekmek için kendime zaman ayırıyorsam, sizlerle görüşmek için canlı yayınlarda zaman ayırıyorsam, yorumları okumak için de kendime zaman ayırıyorum. Ve arkadaşlar, yorumları cevaplarken benden birisi bir şey mi istemiş? İşte sınavda başarı için ya da işte mahkeme sonuçlanması için ya da işte ilişkinizle alakalı bir takım konularla alakalı, hani istedikleriniz var ya, işte onların hepsini ben yorumlardan görüyorum ve not alıyorum. Benim bir defterim var, not alıyorum. İşte bu da sıradaydı zaten. Hemen görünce sıraya almak istedim. Hatta sınavımız yakın diyen arkadaşlar, sizler için bunu öne aldım. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda sizlere videolar hazırlamaya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden aklınıza takılan bir şey olursa da yazın. Benden istediğiniz bir çalışma varsa da yazın. Ekstradan hani bir şey söylemek isterseniz de her zaman yazabileceğinizi unutmayın. Yazmaktan yana bir sıkıntınız yok arkadaşlar. Kanalıma zaten abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi yeni gelen arkadaşlar için de geçerli. Lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve bir emoji dahi olsa yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, tekrardan görüşmek üzere diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Diğer videolarıma bakıyorsunuz arkadaşlar, biliyorum. O yorumların altında kötü yorum yapan arkadaşlara cevap vermenizi de istemiyorum. Bizzat ben onları gördüğümde kanalımdan çıkışını veriyorum. Merak etmeyin. Yani bizzat sizi muhatap etmiyorum. Ben gördüğüm zaman ben engelliyorum. Kanalda komple engelliyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. İzleyenler olacak şimdi. Geçen gün böyle bir şey oldu çünkü. Çok güzel niyetlerle bir arkadaşımız bizlere mesaj attı. Yani kanalda yorum yaptı. Başka birisi de geldi. İşte o niyetiyle alakalı kötü kötü yorumlar yaptı. Ben bunu bir iki saat sonra falan fark ettim. Yorumlara bakarken direkt o kişiyi engelledim. Yani yorumlarını işte blokladım, kapattım. İstemiyorum çünkü. Net bir şekilde söylüyorum.
Hatta o kişi de çok üzüldü. Hatta canlı yayında onunla konuştuk. Kesinlikle hakkını yedirmem. Kimsenin hakkını yedirmem. Kendi hakkımızı da yedirmeyiz arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir problem yaşadığınızda bana ulaşın. Yani kanalda bir problem yaşadığınızda bana ulaşın. Ben kolay kolay kimsenin hakkını kimse de bırakmam. Kötü karakterli insanları zaten kanalımda istemiyorum. Ben her zaman bu yolda çıktığımda da dahi söylemiştim. İyi niyetli insanlarla devam etmek istiyorum diye. Çok şükür ki gerçekten çok güzel takipçilerim var. Çok güzel niyetlerle ve çok güzel mesajlarla, yorumlarla beni izliyorlar, takip ediyorlar. Onlara zaten ayrı bir minnettarlığım var. Ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çok da uzatıyorum, farkındayım ama sadece şunu söylemek istiyorum. Kanalda yorum yaptığınızda eğer olası bir durumda art niyetli birisi gelip yorumunuzun altına kötü bir yorum yaparsa hiç müdahale etmeyin. Şunu bilin ki ben o yorumu gördüğümde o kişiyi bu kanalda engellerim. Bunun bilincini olarak lütfen siz de davranırsanız sevinirim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim diyorum arkadaşlar. Çok da fazla uzattım, yine farkındayım. Tekrardan söylüyorum, istediğiniz bir şey varsa bana ulaşın arkadaşlar. Şunu da söyledim değil mi? Başında Bismillahirrahmanirrahim çekiyorsunuz. Bu duayı 19 kere sınava girmeden önce okuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, şu anda biraz karıştı. O yüzden tekrardan söylemek istedim. Evet arkadaşlar, tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim sizlere zihin açıklığı versin diyorum. Özellikle tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.